Akademisyenle karşı karşıyayız. Diplomasi tarihi konusundaki uzmanlığını her zaman çok sevdiğim bir dostum. Profesör Doktor Kutay Ragıp Kutay Karaca. İyi akşamlar Karaca. İyi akşamlar Erdem Bey. Özlüyoruz sizi. Böyle olunca da özlem gideriyoruz. Allah sağ ol. Çok teşekkür ederim. Şimdi bir uzman olarak bu Nobel üzerinden bize ne sergilendi? Bu konuda bize bilgi verebilir misin? Ya ben bir şey söyleyeyim mi önce? Hani belki son söyleyeceğim yine ilk söyleyeceğim. Siz hep böyle bana söylersiniz ya. Hani son söyleyeceğini ilk söylüyorsun. Söyleyeyim. Ondan sonra bir iki bir şey de bulunayım fikirde. Şimdi hatırlıyor musun bir Eurovision takıntımız vardı bizim sürekli. Eurovision'da birinci olamıyoruz işte şöyle siyasi böyle siyasi. Hani bu giderek bu Nobel'de bir takıntı olmaya başladı. Hani Nobel'in Eurovision'dan ayrılan noktası bilimin belki ödüllendirilmesi Tabii. ama hani bu son tahlilde kutsal bir payı da elde etmiyor hiç kimse bu ödülü alınca. Hani bir parça Nobel ödülünü de bu şekilde görmek gerekiyor. Doğrudur. Şimdi Esasında ama ne yazık ki dünyada kredibilitesi yüksek bir ödül olarak kabul edildiği için herhalde biraz hassasiyet. Ama dediğin gibi bu yıldan itibaren pek kimse de ciddiye almayacak gibi gözüküyor. Buyurun. Evet. Yo yo Erdem Bey bu yıl da değil. Ben şimdi bir iki örnek vereyim size. Bu Evet. yılın da olmadığını net olarak görürsünüz. Yani bir kere işte mucit bir silah tüccarı. Yani Evet, bunu doğru. hani halkımızın bilmesi de gerekiyor. Dolayısıyla hani dinamiti bulan bir kişi Alfred Evet. Nobel. Şimdi 1901'den beri bu prestijli ödül veriyor mu? Örneğin 1901'de dünyadaki en önemli edebiyatçı yazar Tolstoy hani ona ödül vermiyor. 92'de Nobel'e aday gösteriliyor ama anarşist ve egzantrik dini görüşleri ileri sürerek ödül verilmiyor örneğin Tolstoy'a. Diğer bir örnek vereyim. 38'de Gandhi mi Hitler mi arasında bir Aa. Nobel Barış Ödülü verilmesi noktasında bir anlaşmazlık oluyor. Her ikisine de ödül vermiyorlar. İşte Nansen Mülteciler Ofisi ödüle layık görülüyor. Neyse orada biraz ucuz kurtulmuşlar. Hitler'e de verebilirlerdi Yani sonuç itibariyle hani biz tamam sizin söylediğiniz gibi prestijli bir ödül hani bilimsel noktası var. Bu da kabulüm. Ama hani özellikle hani diğer alanları bir kenarda tutarak edebiyat alanı fazlasıyla siyasileşmiş durumda. Doğru. İşte 2001'de Neil galiba İslam karşıtı acayip derecede açıklamaları vardı. Neredeyse hani İslam karşıtlığını en üst seviyeye taşıyan açıklamalardı. 2001'de bu ödülü kazandı. Ne? İşte son siz söylediniz Peter Handke hani Srebrenica soykırımını inkar etmekle kalmıyor. Hani Milosevic'i Lahey'de tanıklık yaparım diyor. Yani böyle bir boyut var. Cenazesinde de çok duygulu bir konuşması var zaten. Ya Ne? hakikaten böyle bir kasabın cenazesinde duygulu konuşmak da nasıl bir şey? Ben de İşte bir onun insan için olarak zaten merak ne diyorum ediyorum sana. ya. Çok güzel. Yani ben de bunu bir insan olarak merak ediyorum. Ben de merak Şimdi ediyorum. Evet. Erdem Bey şöyle bir şey var. Soğuk Savaş'ın sonlarına doğru başlayan, Soğuk Savaş'ın başıyla da beraber Batı'da bir şekilde halklara empoze edilmeye çalışılan ya da algı yaratılmaya çalışan bir şey var. İslamofobi. Şimdi bu öyle bir boyuta geldi ki hani işte siz yayında da verdiniz haberde Myanmar örneği. Evet. Müslümanlara ne yapılırsa yapılsın bunun bir şeyi yok. Karşılığı yok. En kolay iş Dolayısıyla Müslümanı öldürmek. yani evet bu böyle de bir tanımlama yapılabilir. Yapılır, Hani yapılır. şimdi Ben yapıyorum ve ısrarcıyım. Yani çünkü Antke'nin Budistler de öldürüyor, Hindular da öldürüyor, Hristiyanlar da öldürüyor. Herkes öldürüyor. Ölen hep maalesef aynı, Müslüman. yani Huntington'ın medeniyetler çatışması tezine doğru sürükleyen bir söylemle görüşü görülüyor. Yani Evet. şöyle Batı'nın yaptığı hiçbir
insanlık dışı hareket bir şekilde ortaya dökülmüyor. İşte Dökülmez. çok basit bir şey söyleyeyim Erdem Bey. Yani bugün Fransa'daki göstericilere polisin nasıl müdahale ettiğini gördünüz. Şimdi bu müdahale Türkiye'de olsa yer yerinden oynamıştı dünyada. CNN Şimdi International, Christiane Amanpour, o bu yani herkes buradaydı yani. Herkes buradaydı. herkes buradaydı. Şimdi bir de Handke'nin hani insanlığa en büyük katkıyı sağlayacak derecede üstten bir edebiyatçı seçimi. Çünkü Nobel'in kavramı bu. İnsanlığa en büyük katkıyı sağlamak. Yani Nobel ödülünün ana çerçevesi bu. Veriliş nedeni bu. Şimdi bu nasıl bir edebiyatçıdır ki insanlığa en büyük katkıyı Bosna Hersek'te o Müslümanlara karşı yapılan soykırımı destekleyerek yapanın mahkemede savunmasını yaparak cenazesinde onu Evet. anacak konuşmalar yaparak sağlamıştır. Şimdi tam Ama burada bunu işte ben bunu soruyorum. Diyorum ya ki ırkçılığı normalleştirme kaygısı mı bu? Yani böyle vasatlaştırmaya mı çalışıyorlar bu işi? Ya çok güzel bir şey. Şimdi bu yarım kaldı araya bir şey soktum böyle üst üste binince. İslamofobiyi öyle bir hale getirdiler ki zannettiler ki kendi halkları bir şekilde İslam karşıtlığını kendi bütünselliğini sağlamak için kullanacak. Tabi burada salt İslam da demeyelim. Yani Avrupa'ya göçün ne olduğunu biliyorsunuz. Doğru. Özellikle Kuzey Afrika'dan. Dolayısıyla bunları da bir şekilde ayrıştırabilecek bir zihniyete sahip olsunlar dediler. Dediler. Ama iki dünya savaşı arasındaki faşizm Avrupa'da hortladı. Hortladı. Ve kendi kazdıkları kuyuya düşüyorlar. Şimdi öyle bir şey ki kendi kazdıkları kuyuya düştükleri gibi işte tüm seçimlerde bu ırkçı partiler neredeyse oylarını son 30 yılda 3 kattan fazla Tabii. arttırmış durumdalar. Evet. Şimdi tabii şöyle söyleyeyim. Avrupa'da artan milliyetçiliğin milliyetçilik demeyeyim de artan ırkçılık diyeyim daha doğru Daha doğru. tabir olur. Daha doğru. Artan ırkçılığın bizi dünyanın en büyük felaketi olan İkinci Dünya Savaşı'na götüren en önemli nedenlerden biri oldu. Hiçbir kimsenin aklından çıkmasın. Bunu en iyi Avrupa bilir. Daha 70 yıl önce birbirlerini öldürüyorlardı. Kamplar İşte ama kurmuşlardı, adam yakıyorlardı. 70 yıl şimdi önce. işte Erdem Bey şöyle bir şey. O yüzden Avrupa Birliği yalnızca bir ekonomik örgüt olarak kalabiliyor. Yani hiç siyasallaşamıyor ya da siyasallaşma emaresini çok limitli Çok. gösterebiliyor. Askerileşemiyor. Kendileri adına bir güvenlik sağlayamıyorlar çünkü bir araya gelemiyorlar. Gelemiyorlar. Hani Avrupa Birliği diyoruz ama yalnızca ekonomik anlamda bir dev, askeri ve siyasi anlamda bir cücedir Avrupa Birliği. Doğru. Dolayısıyla hani burada ırkçılığın artışı çok daha büyük tehlikelere neden olur. Dünyayı kasıp götürür bir 3. Dünya Savaşı. Evet. Dolayısıyla Allah tabii vermesin böyle bir şey. Çünkü savaş kaldırılabilecek bir şey değil. Ama hani tüm bunların içerisinde bakıyorsunuz bilim adına verilen ya da insanlığa en büyük katkı adına verilen ödül en ırkçı edebiyatçıya veriliyor. Yani bu da herhalde hani ayının inine girip uyumaya çalışmak gibi bir şey yani ırkçılığın hortladığı bir ortamda. Çok doğru, çok güzel de anlattınız Yani gerçekten. sonuçta İnanılmaz bu bir şaşkınlık. Öyle evet, diyelim veya kesinlikle bir teslimiyet. yani bunun bir sanatsal ironiyle falan da açıklayamazsınız. Hani işte edebiyatçıdır böyle davranıyor. Ya bunun ironi bir durumu da yok yani. Hani bir de adam şey diyor yani Müslüman boşnaklar kendi kendilerini öldürdüler diyor. Ve Yani burada bu olayda siyaseten tabii doğal olarak çünkü biz Müslüman bir ülkeyiz. Bir tek Erdoğan ses çıkardı. Bütün Avrupa susuyor. şimdi şöyle söyleyeyim ben size.
içerisinde halklarla artık yönetimleri ayrı tutmak gerekiyor.